dur. Serdar Dursun FIFA 22 kariyer modunda futbola yeniden başlasaydı ne olurdu? Dursun Aldo Reis'in FIFA geçmişine baktığımız zaman adam ilk olarak FIFA 17'de gözükmüş ve görünüşü böyleymiş. Sıfada eşkal bu yani. 68 rating, 70 potansiyel. Biz de bugün 68 ratingle başlayacağız. O zamanlar 24 yaşındaymış. FIFA 18'de Serdar Dursun birazcık imaj yapmış. 69 rating, 71 potansiyel. Ayrıca Greuther Fürth diye bir Alman takımında oynuyor. FIFA 19'da Darmstadt'a gitmiş. 70 rating, 71 potansiyel. FIFA 20'de zaten Darmstadt'ta yine. FIFA 21'de de gol kralı oluyor değil mi? Aynen, gol kralı olduğu sezon bu Darmstadt'la beraber. Ve FIFA 22'de de zaten Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi şöyle bir Serdar Dursun'un transfer geçmişine baktığımız zaman Hannover'den başlamış diyebiliriz. Yani Hannover altyapısına falan transfer oluyor bu şekilde. Hannover 96'nın ikinci takımından Eskişehir'e gidiyor. Türkiye'de bayağı bir oynamış. Şanlıurfa Spor, Eskişehir, Denizli, Karagümrük. Evet, bir dönem Karagümrük'te oynamıştı. Oradan Almanya'ya gidiyor. İki farklı Alman takımı için mücadele ettikten sonra da Fenerbahçe'ye geliyor Serdar. Başladığı kulübe Hannover diyebiliriz değil mi? Serdar Dursun veya Dursun Aldo karşınızda. Kendisini oyuna ekledik. İnanılmaz olmuş gerçekten. Bakıyorum şöyle. Birazdan sü diye bağıracak. Yüzü yapan Facemaker Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Twitter'dan da onu takip edebilirsiniz. Açıklamaya link bırakacağım. Bu videomuzda çok önemli bir olay var. Biliyorsunuz ki Türk uyruklu oyunculara FIFA 22 Ballon d'Or vermiyordu. Çünkü oyunda Türkiye milli takımı yoktu. Biz de bugün Serdar Dursun Rebuild'imizde ilk defa European Expansion Patch kullanacağız. Yani oyunda artık Türkiye milli takımı mevcut. Serdar Dursun'un milli takımda oynama şansı var ve dolayısıyla Ballon d'Or kazanma şansı da var. 68 ratingden başlıyoruz. 80 potansiyel verdim Serdar'a. Bakalım ne yapacak? Kariyeri Ronaldo'ya benzeyecek mi? Bunu merak ediyorum. Önemli soru şu. Serdar Dursun için 7000 like gelir mi? Ronaldo'nun forma numarası. Sü Reis için 7000 like bekliyorum dostlar. Ben de saçımı birazcık Serdar Dursun'a benzetmiş miyim? Gerçi o üstten toparlıyor. Hemen şimdi like ve yorum atmayı unutmayın. Gelin abi Serdar Dursun'a artık gelişim planı verelim ve videomuz başlasın. Ya şimdi Serdar'ın neresini geliştirsek diye düşünüyorum. Bence hızını geliştirmemiz lazım. Gezen santrfor vereceğim bu sezon. Bakalım ne olacak. Hannover'den başladık. Bu konuya değinmeyi unuttum. Zaten Transfermarkt'ta da görmüştünüz. Hannover ilk takımı Serdar'ın. İlk profesyonel takımı diyebiliriz. Görüyorsun burada az forvet olduğu, yedekleri de arkadan geliyor. İyi oynaması lazım. 20 yaşında bir Serdar Dursun izleyeceğiz bu videoda. Kariyerine yeniden başlıyor. Lafı fazla uzatmayalım. İlk sezonumuzun sonuna gidelim. Serdar Dursun ilk sezonunda neler yapıyor? Baba çok kötü. Yani takımı kötü. 8. bitiriyor ligi. Olur böyle şeyler. Bunlar önemli değil. Bireysel performansa bakacağız biz. Burada zaten evet başka da bir şeye bakamıyoruz. Ne kupada başarılı ne de ligde başarılı takım. Ama Serdar Dursun 74 rating. Oha, 6 rating birden gelişmiş bu sezon. Sen ne diyorsun bana? Reis ne yaptın ya? Çıkar da serinleyelim baba, ne yapıyorsun ya? Aa, helal olsun. Helal olsun. Serdar Dursun 15 gol 2 asist yapıyor bu sezon. Gayet iyi. Ortalama reytingi de 7 gibi gözüküyor, görüyorsunuz. Abi ligde gol kralı olabilir bu arada. Gol sayısı iyi. Nerede? 3. bitirmiş gol krallığında. Ulan az farkla be. Asist krallığında Serdar Dursun görünmüyor. Vallahi bence iyi bir sezon geçirdik bireysel olarak. Ben sana söyleyeyim. Bir de bugün Ballon d'Or alma ihtimalimiz var ya Yama'dan dolayı. Bu yüzden ayrı bir heyecanlıyım bu videoyu çekerken. Şöyle bir bakayım. Ne yapmış? Babanın şutu fena artmış. Önümüzdeki sezon biraz pasa odaklanabiliriz. Tamamdır, 2. sezona geçiyoruz. Sezonda da Reis hazır gibi duruyor. Şimdi hemen şöyle bir gelişim planına geleceğiz. Yine bir antrenman vereceğiz. Açıkçası dedim hani pasa odaklanmamız lazım falan ama ne yapsak ya? Komple santrfor mu çalıştırsak? Driblingi de artar, fizik gücü de artar. Tamamdır. Bu şekilde 2. sezonun sonuna geçeceğiz. Takım değiştirmiyoruz. Simülasyon başlasın. 2. sezonumuzun sonunda Serdar Dursun abi yine bu takımla başarılı olamıyor. Demek ki buradan ayrılmamız lazım artık. DFB Pokal abi olmuyor. Bu takımdan bir şey olmaz. Bir cacık olmaz buradan. En azından bizim Reis gelişiyor. 78 reytinge gelmiş. Hayatı boyunca Serdar Dursun FIFA oyunlarında bu reytinge gelmemişti. 2. sezondan baba bu reytinge geldi. Biz kendisine 80 potansiyel verdik. Bakalım o potansiyelini de aşacak mı? Gol krallığında yine 3. ve yine 14 gol atıyor Serdar. Asist krallığında göremiyoruz kendisini maalesef. Baktığımız zaman 14 gol 1 asist. Çok gol atıyor ama asist yapmıyor hiç. Bu yüzden ben bir pas çalıştıracağım ona önümüzdeki sezon. 22 milyon euro değeri var. 22 yaşında
başında. Bakalım 3. sezonda nereye transfer olacak? Teklifleri görüntüleyeyim. Nereden teklif gelmiş? Bizimkine teklif yok, başkalarına var. O zaman niye orada çıkarıyorsun FIFA? Orada benim karşıma ne teklifi çıkarıyorsun? Tamam, geçelim 3. sezona. Bak sana yemin ederim ki ben ayarlamadım. Bunu ayarlamama imkan yok. Hani teklif ayarlayamıyorsun. Fenerbahçe Serdar Dursun'u almak istiyor. Bu kadar mı denk gelir ya? Ya bunu ben ayarlasaydım Fener'in başına geçip Serdar'ı transfer edebilirdim anca. Ama cidden oyun doğal olarak bana böyle bir teklif sundu. Bu çok ilginç bir şey ya. Bence bizi dinliyorlar veya bu internete falan bir şekilde bir şeyler yapıyor yani bu oyun. Bu kadar denk gelemez. Neden Galatasaray değil de Fener teklif veriyor mesela? Gideceğim Fener'e, hem kapak çıkar. 43 milyon euro teklif ediyorlar. Serdar Dursun bunu istiyor. Teklifi kabul edelim. Teklifi kabul ettik ama gidecek mi? Orası da ayrı konu. Göreceğiz. Evet, gitti. Fenerbahçe'ye geçiyoruz 3. sezonda. Abi Fener'de durumlar karışık. Buraya bir tane bir adam almışlar. 22 yaşında, kravat, değişik bir ismi var. Baktığın zaman Serdar Dursun buraya geldi. Berisha'yla aynı reytingde Serdar. Ya burada formayı kim alacak? Çok ilginç bir mücadele var orada. Forma mücadelesi var. Ben kadroya çok ellemek istemiyorum. Sağ bekte Osayi'nin oynaması imkansız gibi duruyor. Serdar Aziz ne olmuş? Gitmiş mi? Gitmiş herhalde. Burada Steven Colker oynuyor. Valla durumlar sıkıntı abi. Bence biz buraya şöyle yapalım. Ozan Tufan, bak Ozan bekte iyi oynuyor. Ozan oynasın. Tamam. Serdar Dursun Fenerbahçe'ye yeni transfer oldu abi. 19 numarasını ona vermişler mi? 16 numara olmaz abi. Serdar'a 19 numara vereceğiz. Fener formasıyla da şöyle bir bakın reise. Zaten hep görüyorsunuz. Bence bu arada Serdar'a en çok Fenerbahçe'nin o beyaz forması yakışıyor ya. Ben onu çok yakıştırıyorum. Gelişim planı dedik. Buradan şimdi ne çalıştıracağız? Birazcık pas atsın abi. AP13'e benziyor şu an. AP13'ün de pası böyle hep düşüklü, şutu yüksekti. Bu arada agresif kariyer serimizi izlemiyorsanız i butonuna bırakıyorum. Hemen izleyebilirsiniz. Dostlar, Serdar'a ben pasının artması için ne yapacağım biliyor musun? Merkez forvet çalıştıracağım. Görüşü mörüşü artsın, bir şeyi artsın yani. Umarım patlamayız ya. Umarım patlamayız buradan. Sezon sonunda simüle ediyoruz. 3. sezonumuzun sonunda Serdar Dursun 2. oluyor Fenerbahçe ile. Ulan 1 puanla şampiyonluk kaçmış. Bu tişört de değişik bir hallere girdi üstümde, küçüldü, sinir oldum. Bir yandan kamerada kendimi görüyorum çünkü. Şampiyonluk da kaçtı. Ne diyelim abi? En azından Ziraat Türkiye Kupası'nı almış Serdar. Fenerbahçe ile beraber Avrupa Ligi'nde mücadele ettiğini gördüm Fenerbahçe'nin. Şampiyonlar Ligi'nden mi düştü oraya? Evet, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grup varmış. Oradan Avrupa'ya düşmüş Fener. Avrupa'da da Hajduk Split'i elemiş. Şöyle kameramı da kapatayım, göstereyim. Ardından Serdar Dursun Celtic'i de elemiş. Wolfsburg'a elenmiş, yapma be. O Wolfsburg Leverkusen'e eleniyor ve Leverkusen zaten penaltılarda Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Serdar Dursun çok gelişmemiş ama bunu bekliyordum. Ya bu önemli değil bence. Çünkü biz pas özelliklerini geliştirmek istedik. Birazdan göreceğiz zaten. Abi gol krallığında Serdar maalesef yok. Berisha çok mu oynamış? Hayır işte ya. Berisha gibi bir adam nasıl kesebilir ya? Yapma ya. Hayır abi ya. Hayır işte ya. Herife bak. 80 rating olmuş Berisha. Abi olmaz işte ya. Ne oldu Serdar Dursun'a? Al işte. Çok büyük potansiyeli var falan yazmıyor. Normalde yazıyordu. Bekle abi, gelişim planından şeye bakalım. Pası 62 olmuş. Çok da artmamış. Boşuna OP yaptık ya. Vallahi hata oldu. Neyse, Gezen Santfor çalışır yeni sezonda. Önemli değil. Önümüzdeki sezon Fener'i çift forvet oynatalım. Bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Geçelim, yeni sezona geçelim. Yeni sezonda Serdar oynasın diye oyunun dinamiklerine uygun bir kadro oluşturdum. İrfan Can'ı mesela sağ kanattan orta sahaya falan çektik. Serdar Dursun milli takıma da gitti. O da önemli. Milli takımda ne oynanıyor oğlum şu an? 2024. Ana, Avrupa şeyi falan mı? Ya da Dünya Kupası mı? UEFA Euro var. Türkiye ne yapmış gruplarda? Çıkamamış abi. Allah kahretsin. Olur bazen böyle şeyler. Bu arada Yama'da bir sıkıntı var. Türkiye'nin logosu gözükmüyor. Onu da inşallah ileride düzeltirler. Şu tişörtün geldiği hale bak, çıldıracağım. Şimdi Serdar Dursun'a yine bir antrenman vereceğiz. Ardından simülasyon başlayacak. Gezen santrfor vermiştik en son, öyle kalsın ya. Tamam. Baba maçta nasıl seviniyor ve yarım bir suyu yaptı. Maçı izlediniz değil mi, dünkü Rize maçını? Serdar böyle yarım bir suyu yapıyordu. Şimdi 4. sezonumuzun sonundayız. Serdar Dursun Fenerbahçe ile şampiyon oluyor. Gayet güzel. Zira Türkiye Kupası'nda maalesef yokuz. Malatya kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne gitti mi takım?
Ne oldu Şampiyonlar Ligi'nde? Gidememiş demek ki. Gidememiş. Avrupa Ligi'nde ne oldu o zaman? Avrupa'ya kalmışızdır. Gruplardan ikinci çıkmışız Manchester'lı gruptan. Ardından Marsilya çok kötü şeyler yapmış bize. Tamam geç onu. Serdar Dursun oynamış ve 82 reytinge gelmiş. Gayet iyi. Berisha gol kralı. Allah kahretsin. Serdar Dursun onun yarısı kadar atabilmiş anca. Asist krallığında abi ya of. Berisha benim şeyimi çok sinirimi çok bozdu ama ya. Altay'da 85'e kadar geldi. Fener'deki diğer oyuncular iyi gelişiyor lan. Dikkat etmiyoruz ama Serdar takımdaki en iyi 5. oyuncu. 24 yaşında. Bu sezon 17 gol 2 asist. Geçen sezon ne yaptığına baktık mı lan? Bakmadık galiba. Geçen sezon biraz telaşlandık, sinirlendik. 44 milyon euro değeri var Serdar'ın. Gayet iyi, bu sezon iyi olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi olacaktır. 5. sezonumuza geçelim. Vallahi bu sezon bilmiyorum, artık Fenerbahçe'deki son sezonumuz olabilir. Gelişim planına geleceğiz. Gol makinesi olarak çalıştıracağız Serdar Dursun'u. Ben bir de bu sezon maç yapmak istiyorum. Bir oyun içinde görmek istiyorum ya. Liverpool'la falan oynuyoruz lan. O maçı oynayalım mı? Şampiyonlar Ligi grubundaki Liverpool maçını oynayalım. Lan Celtic'e de yenildik. Yapma işte bunu ama, böyle olmaz ki kardeşim. Laklığımı takayım bir yandan. Abi ooo. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey yapamayacak gibi. Liverpool maçının bir kısmını biz oynayalım. Tabii ki hepsini oynamayız. Hani Serdar Dursun'u görmek açısından oynayacağız. Vallahi reis 84 reytinge gelmiş. Çok hazır duruyor. Liverpool grup birincisi. Biz grupta sonuncu muyuz? E tabi doğal olarak. Lan belki bir 3 puan getiririz be. Harbiden biraz oynayalım. Gol falan atarsak 3 puan getirebiliriz. Geçelim maça. Dosunado. Bak o sayı geldi antrenmanda da. Dursunaldo. Bir de şeyi izlediniz mi? Twitch yayınlarında şey yapıyor. Brassi Kadıköy, Brassi Kadıköy. Osay Samuel. Aa şutuna izin vermedi oyun. Tamam. Oha Serdar Dursun reis nasıl ısınıyor? Dursun Aldo'ya bak. Bak 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 bak. Görüyorsun. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım Liverpool'a karşı. Serdar Dursun Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe takımında yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi maç başladı. Serdar reis. Acaba ne yapacak bu maçta? Serdar Reis gidiyor. Süüü diye bağıra bağıra kaybetti topu. Olabilir böyle şeyler. Abi yapma yapma. Liverpool manyak geldi. Manyak geldi. Şimdi Kim Min-jae. Lan. Abi ama. Ya şu uzaklaştırmaya bak ya. Ne güzel Kim Min-jae araya girmişti. Bak. Ulan benim hatam ya. Bir Serdar'ın yüzüne yakından bakalım mı? Nasıl gözükecek? Dur bakayım şöyle daha net bir açıdan. Sanki birazcık az kilolu hali gibi değil mi? Gerçek hayata göre daha az kilolu olmuş oyunda. Onu benim ayarlamam lazımdı ama böyle iyi duruyor ya. Vay 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 vay, karizmayı görüyor musun? Bak bir dakika, tam süü diyormuş gibi. Tam süü diyormuş gibi oldu. Abi Ozan Tufan Muhammed Salah'ı ve Alexander Arnold'ı savunuyor. Böyle bir kanadı nasıl savunacak bu adam? Geride kalıyor doğal olarak. Her seferinde geride kalıyor. Helal olsun Altay. Şimdi Miguel Crespo sol tarafa oynadı. Harikasınız. Serdar Dursun. Serdar sıyrılacak, sıyrılamadı. Tekrar aldı Serdar. Tek top. Harika. Şöyle oyna. Abi yapma ya. Ver pasını ya. Hayır. Hayır, iyi savunma yapacağız. İyi savunacağız orayı. Bırakmak yok. Bırakmak yok. Helal Crespo. Çok güzel aldın Kim Min-jae. Şimdi Osay Samuel. Güzel pas mı? Değil. İleri çıkamıyoruz. Herifler bizi boğdu, boğdu, boğdu. Kenara attı resmen. Aman abi kale. Yedik. Cidden var ya. Savunamıyoruz. Şu Allah yeryüzünden gol de atamıyoruz. O niye kanatta zaten? Top kontrolü daha yüksek olan biri yok mu? Başkası girsin ya. Yemin ederim ki sinirim bozuldu. Şöyle oynayalım abi. Böyle bile daha iyi ya. Sen de gel şurada Zayç oynasın. Tamam. Hadi abi hadi. 2-0'dan çevireceğiz. Maçın tamamını oynamayacağım demiştim ama oynamak istiyorum. Yemin ederim ki full fokus oynayacağım. Gol attırmadan daha doğrusu bu maçı bitiremem. Altay ya. Yapma işte be. Yapma işte Altay. Çok kötü gol yedik. Serdar Dursun ilerliyor. Serdar Dursun tek başına kaldı orada. Geriye doğru oynadı. Tamam abi biraz pas yapalım. Hiç pas yapamadık şu maçta. Şimdi Miha Zayç. Miha Zayç. Serdar'a kaç dedik, kaçmadı. Miha Zayç. Baktı şöyle. Berisha'yı düşünecekti. Atmadı. Şimdi Serdar Dursun'u gördü. Serdar döndü. Serdar Berisha'yı oynayacak. Abi ayağından açtı topu ya. Tam atacağım, basıyorum, ayağından açmış oluyorlar. Abi biz daha dişimize göre bir rakiple mi oynasak? Geç sonuca yani, böyle bir saçmalık yok. Geldiler geldiler koydular, sinir oldum. Ağız tadıyla bir maç yaptıramadık Serdar'a.
Celtic maçında oynayalım o zaman. Bu ne abi? Heriflerin her vurduğu gol oldu. Sinirim gerçekten bozuldu ya. Celtic daha dişimize göre, tamam. Celtic'le oynayabiliriz. Hatta şey formasını giyelim. Beyaz formayı giyelim. Beyaz forma bize çok yakışıyor. Daha doğrusu Serdar Dursun'a çok yakışıyor. Tamam mı? Bu şekilde bu maça da hemen başlayacağız. Evet, artık bu animasyonları hızlı hızlı geçiyoruz. Önceki maçta da zaten gördük her şeyi. Serdar'ın yüzünü de gördük. Şimdi bakalım Serdar Dursun'a gol attırabilecek miyiz? Bu formayı giyince Serdar Dursun artı 10 rating oluyor. Bunu da söyleyelim. Bunu da belirtmekte fayda var. Helal olsun Crespo be. Helal olsun. Onun da ayağı kırılmış. Çok üzüldüm. Hatta tweet attım bu konu hakkında. Twitter'ımı da takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Sağ kanattan Osay Samuel kaçıyor. Şimdi Osay Samuel. Osay Samuel ceza alanında Serdar Dursun olacak. Serdar Dursun'u gör oğlum. Serdar Dursun'u görün. Serdar Dursun! Harika bir gol Serdar Dursun. Serdar Dursun sü. Abi ne yaptı? Abi ne yaptı? Aa, adam ne yaptı? Adam ne yaptı? Ne koydu oradan? Ne biçim yapıştırdı bak. Osayi'nin kötü ortası, sonra Crespo çeviriyor. Serdar Dursun gelişine yapıştırıyor. Manyak gol attı. Tekrarını izliyoruz bu golün. Sü diye vurdu reis. Abi helal olsun. Harbi helal olsun yani. Bir Serdar'a bakalım. Oğlum şu golün güzelliğine bakar mısın ya? Ne biçim vuruyor ya. Bir dakika dur, kamera açısını şey yapamadım. Şu açıdan da bir izle. Baksana oğlum, top geliyor. Bir de hani bak, ortadan kafaya, kafadan ayağa ve vuruş. İnanılmaz ya. Çok hoşuma gitti benim. Uzun zamandır attığım en güzel gollerden biri diyebilirim oyunda. Peki vururkenki yüz ifadesi hakkında ne düşünüyorsun? Bak tam vuruş anı bak. Bir de adam kaval kemiğiyle falan vurmuş. Bak görüyorsun, tam vuruş anındaki Serdar Dursun'un yüz ifadesi. Saniye saniye ekranlarda. Golden sonra da sevincini görüyorsunuz. Nasıl koşuyor? Harika bir gol attık Dursun Aldo ile beraber. Osay Samuel, umarım bunu izliyorsundur. Bright, I hope you're watching this video dedik. Belki izliyordur ya. Ne bileyim, öyle saçma bir şekilde konuştuk derken hataya yer yok, tamam. Hocam gol değil, no gol. No gol hocam. Şimdi geliyorlar. Aman 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 aman. Hiç engelleyemedim ya. Hiç engelleyemedim. Peki Serdar Dursun'un buna bir cevabı var mı? Sü reis geliyor mu? Sü reis baktı. Reis verdi pasını. Şimdi Mergin Berisha. Sağdan Osayi'ye kaç dedik? Osayi, evet çok kötü bir pas attık. Bunu nasıl düşündüm ya? Hayır 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 Crespo. Hayır 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 ya. Abi saçma sapan goller yiyoruz, bu ne be? Harbiden çok saçma sapan goller yedik. Aa, Serdar Dursun ilerliyor, verdi pasını. Solda Allah Yar. Allah Yar tuttu topu biraz. Geriye doğru oynadı. Tamam. Crespo. Crespo iki kişi üstüne geliyorlar. Abi ne biçim savunma var. Tamam çok güzel. İlerle Serdar Dursun, oynadın Berisha'nın önüne doğru. Mergin Berisha bıraktı arkadaşına. Şimdi İrfancan. İrfancan Osay'ın önüne doğru. Osay Samuel. Bright Osay Samuel çekti. Bright Osay Samuel olmadı. Serdar Dursun. Ah! Atıyordu, yapma. Atıyordu. İçeride Serdar'a doğru oynayabiliriz. Serdar'ın boyu uzun. Oynayamadık. Berisha'ya doğru oynadık. Boşta kalan topu alamadık derken baskıyı sürdülerim uzaklaştırdılar. Haydi oğlum, ilk yarı sonuna kadar bir tane daha gol. Haydi oğlum. Serdar Dursun. Serdar Dursun! Bir tane daha. Oha, konuşmayı unuttum. Füze çaktı Serdar Dursun. Neler yapıyor bu adam? Bu adam neler yapıyor? Bu adam bugün oynamaya gelmiş. Yuh! Ulan öylesine vurdum. Öylesine vurdum cidden bak. Serdar Dursun. Ne biçim koydu orada? Reis ne yapıyorsun sen? Harbi goatlığını gösteriyor ha. Adama bak ya. Serdar Dursun ilk yarıda takımının iki tane golünü atan isim oldu. Bu maçta inanılmaz oynuyor. İnanılmaz değil, inanılmaz ötesi oynuyor Serdar Dursun bu maçta. Şimdi artık ilk yarı bitmeden Fenerbahçe için öne geçme fırsatı. Osay Samuel tek top. Şimdi aman güzel, ne güzel paslaşmalar. Osay'ın önüne doğru bir pas. Osay oradan koşar alır onu. Osay alıyordu. Berisha sekti. Serdar Dursun koşuyor, olmadı. Ulan şu hatayı yapsaydık ya. O zaman kalanını da simüle edelim. İlk kere zaten yeter bize. Serdar'la iki gol de attık. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Sonuca geç diyeceğiz. Ve Fenerbahçe 2-2 kalıyor Celtic'le. Tamam. Biz buradan direkt sezon sonuna geçelim. Fenerbahçe'deki son sezonumuzun
sonuna geldik. Videonun 5. sezonu bu dostlar. Burada yine şampiyonuz baba. Serdar Dursun şampiyon oluyor yine. Pirat Türkiye Kupası'nı da kazanıyor. Sizlerden ricam yorumlarda Serdar Dursun'un attığı gol, yaptığı asist ve kazandığı kupa sayısını yazmanız. Biliyorsunuz ki gördükçe kalp atıyorum. Burada bir kupa daha kazandı Serdar Dursun. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan sonuncu olduğumuzu düşünüyorum. Öyle de olmuş. Ulan bir puanla ya. Celtic'i yenseydik öyle olmayacaktı. Bir dakika. Dur. Celtic yenseydik biz ikinci mi oluyorduk yoksa? Evet, 6. Vallahi ikinci oluyorduk Celtic'i yenseydik. Serdar Dursun 87 reytinge geldi. Artık bir Avrupa yapmanın tam zamanı bence. Görüyorsun zaten Süper Lig'de de gol krallığını aldı. Asist krallığında Pelkas var İrfan Can'la beraber. Herhalde hep Serdar Dursun'a pas attılar. Bunun başka açıklaması olamaz. Evet, şöyle bir bakalım. Serdar Dursun kaç gol atmış acaba? Geliyor. 31 gol 4 asist. Tam da yakışan bir sayı. Olay budur. Olay budur kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol atmış. İkisini biz attık zaten. Süper Lig'de 27 gol 3 asist. Baba ne yaptın ya? 25 yaşında 96,5 milyon euro değeri var. Seneye iyi bir Avrupa takımına gideceğiz. Umarım öyle teklifler gelir. Geçelim 6. sezonumuza. Abi teklif gelmesi için bayağı bekledim. 18 gün geçti ve sonunda Serdar Dursun'a Chelsea'den bir teklif var. 156 milyon euro teklif ediyorlar. Kabul ediyoruz. Bakalım kendisi de Chelsea'ye gitmek isteyecek mi? Bunu göreceğiz. Abi Serdar dışında herkese teklif geldi geçen süre zarfında. Ben de teklif gelmesini engelledim. Sinir oldum yani. Evet, bakalım Serdar gidiyor mu? Vallahi gitti. Chelsea böyle oynuyor. Bence bu Chelsea'ye uygun bir oyun stili değil. Onu söyleyeyim. Gerçi olabilir lan. Üçlü defans oynayabilirler. Bekleri de iyi. Yok abi, üçlü defans oynayamazlar. Bekle. Şöyle olması lazım ya. Serdar Dursun'un oynayabilmesi için ve takımın verimli olabilmesi için. Abi şu şekilde oynanması lazım ya. Bekle. Daha bitmedi. Şu solda Pulisic oynasın. Tamam mı? Santrfor'da tabii ki Serdar Dursun oynasın. Zaten Serdar Dursun'dan daha iyi bir Santrfor yok. Onun yedeği Lukaku. Azman Reis Serdar Dursun'un yedeği oluyor abi. Öyle bir takım oldu bu. İki tane Guat yan yana diyebiliriz. Burada Jorginho yerine birini koyamıyoruz ya. O biraz kötü oldu yani. Jorginho yerine birini oynatabilseydik iyi olurdu. Maalesef koyamıyoruz. Bu sezonu böyle bir geçirelim de ikinci sezonda değiştiririz belki formasyonu. Şimdi hemen Serdar'a farklı bir çalışma planı vereceğim. Potansiyelini zaten fazlasıyla aştı. Formanın içinde nasıl duruyor hep beraber görelim. İşte bu. 31 numara mı almış oğlum o? Kendi kendine 31 almış. Tamam, kalsın. Kalsın abi. Gelişim planına geldik. Hedef oyuncu çalıştıracağım. Birazcık fizik gücü falan da artsın. Böyle yıksın ortalığı istiyorum. Gerçekte de böyle şey yani. Ayı ya. Dostlar o zaman sezon sonunda simüle ediyoruz. 6. sezonumuzun sonuna geldik dostlar. Bakalım ne yapmışız? Abi yapma bunu. Yani 4 puanla kaçırıyoruz. 4 değil hatta 3 puanla kaçırıyoruz. Allah kahretsin. Evet, başka bir kupa var mı? Karabağ kupasına falan bakalım. Oha bak, bunu penaltılarda almışız. Güzel. Serdar Dursun bir kupa daha kazandı. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih kazanmış. Chelsea bu yıl yokmuş herhalde direkt. Avrupa Ligi Milan kazanmış. Allah kahretsin. Chelsea yine yokmuş. Ha burada. Monaco'ya 3-2 ön elemede gitti. Gruplardan da ikinci çıkmış. Bu ne oğlum? Ne yaptınız oğlum siz? Hey, Serdar Dursun 91 reytinge geliyor. Ligi falan kazanırsak kesin Ballon d'Or alırız abi. Ben sana söyleyeyim net. Görüyorsun Oyarzabal gol kralı olmuş. Bizim Serdar Dursun Premier Lig'de 4. Asist krallığında Serdar Dursun'u göremiyoruz. Vallahi ya bilmiyorum artık, ligi falan kazanıp Serdar Dursun'a Ballon d'Or kazandırtmamız lazım. 33 gol 5 asist. Helal olsun Serdar Dursun be. 31 numara yaradı adama. Değeri ne kadarmış? 145,5 milyon euro. Gayet iyi. Takımda ne olmuş abi? Takımda ufak sorunlar var. Skriniar -2. Bunları çözeceğiz. Bunları çözeceğiz abi, tamam. Kante'nin de reytingi düşmüş. Önümüzdeki sezon bir transfer hakkımızı kullanırız. 7. sezona geçelim. Baba şimdi biz dizilişi ne yapalım ya? Ne yapsak bu dizilişi? Kante de yaşlandı. Acaba 4 tane ileri uşa oyuncu mu koysak? Vallahi mantıklı, biliyor musun? Hangisiydi oğlum o? Bulamıyorum ya ben bazen. Bak şunası, ama yine de 2 tane orta saha var, olmaz. Orta sahanın az olması lazım bizim şey yapabilmemiz için. Az orta sahalı bir formasyon lazım. Bulamıyorum abi hiçbir şey. Vallahi bence Jorginho yerine bir orta saha alalım. Ya da bilmiyorum, kaleci mi alsak, ne yapsak? Kunde 89. Kunde orta saha oynuyor mu lan? Oha oynayamıyor. Şuna ne diyorsun? Şöyle bir formasyona ne diyorsun? Şunu OF yapsan. Burada mesela Hudson Odoi oynar mı? Hudson Odoi'yu SLK falan yap. SLK'ya doğru çek. SLF. Dur oğlum, onu biz SLK yaparız ya. Pulisic SLO olur. Bak bak. Hudson Odoi SLK olur ha.
Serdar Dursun santrfor birazcık asimetrik bir diziliş oluyor. Bakalım ne göreceğiz, ne yaşayacağız. Mason Mount sen de sağ kanat olacaksın. Tamam mı? Kante sen biraz öne çıkabilirsin ama öne çıkınca bozuluyorsun. Tamam. Öbür taraf çok kalabalık gözüküyor lan. Dur. Hudson Odoi biraz gel şöyle içeri. Hafif gel lan. Gelemiyor musun? Hah, Pulisic sence sen de şöyle yap abi. Bence böyle olacak ya artık. Dünyanın en değişik dizilişini yaptık. Yüksek ratingli bir kaleci alalım diyorum ben. Yani 86 yetmez bize. Serdar Dursun'un çok şey kazanması lazım. Kaleye mesela eski takım arkadaşı Altay'a ne diyorsun? 86. O Real'e gitmiş ha. Uğurcan'a ne diyorsun? Milli takımdan çağırsın. Uğurcan Çakır. O da 85. O zaman bir Magnan'ımız var ya. Vallahi bir Magnan'ımız var. Evet var abi Magnan'ımız. Gel. Milan zaten Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamıyor. Biz alalım onu. O bize bir gelsin. Magnan bize bir gelsin. Transfer hakkımızı Magnan'a kullanıyoruz. Serdar Dursun Magnan'ı istiyor yanına. 90 milyon euro teklif ettik. Eyvallah. Bence bu hamle takıma çok şey kazandıracak. Yani Serdar Dursun'a çok şey kazandıracak. Şöyle abicim. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum takımın. Kaptan kim? Tabii ki de Süreyse kaptanlığı veriyorum. Tamam mı? Serdar Dursun'a verdik kaptanlığı. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Bu sezon eğer dediğim gibi şampiyon falan olursak kesin Ballon d'Or gelir. Hemen bir gelişim planı verelim. Gezen santrfor mu çalıştıralım? Ne yapalım? Hedef oyuncu çalışmaya devam ya. Fizik gücü biraz daha artsın. Eyvallah Serdar Dursun. Sezon sonunda simüle ediyoruz. Geldik sezon sonuna. Ooo bu ne oğlum? Bu ne lan? Aa 6. olduk. Abi neden böyle bir şey oldu ya? Serdar Dursun şu anda üzgün. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkmışız. Ardından Barcelona 1-0'la elemiş. Orada da şanssızız. Yalnız ligde demek ki kaleci falan sakatlandı. Bir şeyler oldu yani. Magnan oynamış. Burada gözünüz şey olmasın, kanmasın yani. Ama nasıl bu kadar gol yenmiş anlayamadım ya. Ben anlam veremedim. Takım iyi takım çünkü. Bakıyorum Serdar Dursun düşük verimle oynamış. Formasyon herhalde tutmadı. Formasyondan ötürü. 22 gol 2 asist Serdar Dursun. Vallahi önümüzdeki sezonda ben Chelsea'de kalmak istiyorum açıkçası. Bir sezon daha deneyeceğim. Lafı uzatmıyoruz. Yeni sezona geçiyoruz. 8. sezonumuzdayız. Önceki sezonki bu kötü gidişatın tamamen formasyondan ötürü olduğunu düşünüyorum. Bu arada Euro'lar oynanıyor yeniden. Türkiye ne yapmış? Yine çıkamamış abi. Bir de Fransa ile aynı puan. Yapma. Abi şimdi benim çözümüm şu olacak formasyon için. Mount'u burada oynatacağız. Tek transfer hakkımız var. Onu da Kante'nin mevkisine kullanacağız. Ve bu şekilde çözeceğiz. Bir tane orta saha lazım bize. Normal bir orta saha. Baba Bellingham ne yapıyor ya? Bellingham uyar mı? İngiliz falan diye hani Chelsea'ye gelir. Oha 131 milyon euro ve Liverpool'da. Olmaz abi o çok etki etmek olur oyuna. Türk alalım. Orkun Kökçü ne yapıyor? Hani milli takımdan Serdar abisi çağırmış olsun. Gerçi burada Orkun Kökçü Serdar'ın abisi. 27 yaşında. Bence olur Orkun Kökçü. İyi gider orta sahaya tamam. Tam işte aradığımız mevki. Gelsin. Serbest kalmasını ödeyip alıyoruz. Orkun Baba gelsen tamam mı böyle oynayacaksın. İnanılmaz bir kadromuz oldu. Bu kadronun Şampiyonlar Ligi'ni kazanması lazım. En azından Premier Ligi kazanalım. En azından dediğim lige bak. Bir şey kazanalım ki Serdar Dursun Ballon d'Or alsın artık. Hadi bakalım sezon sonunda simüle ediyoruz. Haydi abi. Artık yani 8. sezonumuzun sonunda şampiyonluk geliyor. Geç tepki verdim işte bu. Bu arada abi bir şey var. Biz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmedik. Çünkü geçen sezon 6. 7. falan bitirmiştik ligi. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Avrupa Ligi'ni alıyoruz. İşte bu. Ulan Serdar Dursun Ballon d'Or geliyor be. Önümüzdeki sezon Aralık ayında bakacağız. Serdar Dursun Ballon d'Or kazanırsa efsane olur. 93 rating'e gelmiş baba. Helal olsun. Bakacağız şöyle. Bir de yani kendisini 80 potansiyelle başlattık. Garip olan o. Atıyorum bazı futbolcuları 90 potansiyelle falan başlatıyoruz biliyorsunuz. Onların zaten o ratinglere gelmesini garipsemiyorum. Ama Serdar Reis 80 potansiyelle başlayıp 93 oldu. Görüyorsun Serdar Dursun gol krallığında Premier Lig'de 3. olmuş. Asist krallığında maalesef yok. Gol yenmeyen maçta da yine yok Serdar Dursun. Niye olsun ki oğlum zaten. Gol yenmeyen maçta kaleciler oluyor. Bazen kafa gidiyor. Bazen kafa gidiyor. Evet. Serdar Dursun 33 gol 5 asist. Harika bir sezon geçirmiş yine. Baktığın zaman 170,5 milyon euro değeri var. Yaşı arttıkça değeri azalıyor doğal olarak. Bakalım Ballon d'Or kazanabilecek mi? Yaşı da 28'e geldi. Önümüzdeki sezon zaten gerçek hayattaki yaşına gelmiş oluyor tam Serdar. Vay be. Olaya bak. Hadi geçelim yeni sezona. Arkadaşlar yeni sezonda Serdar Dursun bir vücut yaptı görüyorsun. Ronaldo'nun vücut stilini kullandım. Baba vücut yaptı Serdar Dursun. İyi oldu. Yakıştı. Şimdi transfer listesini ekliyoruz. Açıkçası ben daha bu takımda kalmak istemiyorum. Şampiyon olduk.
Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz ama bir transfer listesine ekledim. Hani iyi bir takımdan teklif geldiği anda da tüyeriz buradan. Bir tane daha takıma gitsin istiyorum Serdar Dursun bu videoda. Ama tabii ki o takım Everton değil. Everton'dan teklif geliyor. Everton'a gitmek istemiyoruz tabii ki. Kalsak mı lan? Kalsak sanki iyi iş yapabiliriz gibi hissettim bir an. Beklediğim gibi teklif gelmedi ya. Son sezonda ayrılırız belki. Ben şimdi bir Aralık ayına gideyim o zaman. Tamam mı? Aralık ayına gideceğim. Transfer listesinden çıkarıyorum Serdar'ı. Bakalım Ballon d'Or gelecek mi? Ballon d'Or geliyor mu? Şimdi Serdar Dursun Ballon d'Or'u alacak mı? Hayır. Hayır ya. Şu tipe bak, Mbappe'nin tipine bak ya. Böyle bir şey olamaz ama bu FIFA 22'de ne bu ya? Geçen yıl ne güzel bütün futbolcularımıza kazandırıyorduk Ballon d'Or. Bu ne abi FIFA 22'de? Herif 94 olmuş. Premier Ligi kazanmış. Gol kralı falan olmuş. Yani hani nasıl alamıyor abi? İnanılmaz. Serdar Dursun'un hakkı yendi şu an. Bu adamın hakkı yendi. Bak nerede? Bu reisin hakkı yendi. Peki ben bir şey soracağım. Çok önemli bir konuyu şu anda gündeme getireceğim size. Ligde birinciyiz. Avrupa'da devam ediyoruz değil mi? Yani iyiyiz gruplarda. Eğer hani orada durumumuz kötüyse Ocak ayında ayrılalım diyecektim buradan. Bakalım abi Şampiyonlar Ligi. Gruplarda birinciyiz. Belki bu sezon Şampiyonlar Ligi gelir be. Geç sezon sonuna. Şampiyonlar Ligi'ni alalım. Ballon d'Or yönetimine kapak olsun kardeşim. Ligde şampiyonluk 4 puanla kaçıyor. Abi çıldıracağım ben bu videoda ya. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? FA Kupası'nı aldık. Emirates FA Cup, onu alamadık. Karabağ Kupası. Bu da finalde gidiyor. Serdar Dursun çok cenabet abi. Şampiyonlar Ligi geliyor mu? Geliyor mu? PSG aldı. Mbappe var ya, nasıl coşuyordur, bayram ediyordur. Gruplardan birinci çıkmışız. Napoli'yi elemişiz. Real Madrid'i elemişiz. Milan'a elenmişiz ve finalde maalesef Milan PSG'ye elenmiş. Bari Milan kazansaydı. Bizi yenen kazansaydı hani. Serdar Dursun 94 ratingde kaldı dostlar. Premier Lig'de gol kralı. Tahirovic'le beraber aynı sayıda gol atmış Serdar Dursun. Helal olsun. Asist krallığında Oyarzabal var. Yani bu Oyarzabal zaten nereden geldi Liverpool'a ya? Gelmeseydi ya. Serdar Dursun 40 verim yapıyor bu sezon. 94 rating. Helal olsun koçum Serdar Dursun be. Gurur duyuyorum seninle. Bu videoda seninle gurur duydum. Abim benim. O zaman videonun son sezonuna geçebiliriz. Haydi geçelim. Bu arada geçen sezon başarısız olduğumuz için Ballon d'Or'u da alamayacağız maalesef videoda. Ne diyebilirim ki abi? Diyecek hiçbir şey yok. Bu yine milli takım şeyleri varmış. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hangi turnuva? Dünya Kupası falan mı? Aha, FIFA World Cup. Türkiye ne olmuş Türkiye grupta? Çıkmış mı çıkamamış mı? Göremiyorum şu anda. Arjantin, Hollanda. Ha? Türkiye yok galiba lan. Gören var mı, ben mi göremiyorum? Yo. Türkiye gözükmüyor. Serdar Dursun nerede oynuyor abi o zaman? Adam milli takıma gitmiş. Anlamadık onu. Ben şimdi aslında son sezonda farklı bir takımda bir şeyler denemek istiyorum. O yüzden transfer listesine ekleyeceğim. Umarım teklif gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Zaten Serdar Dursun bu videoda bir Chelsea efsanesi oldu. Aha! Liverpool'dan Serdar Dursun'a bir teklif. Vallahi gidip İngiltere'de var ya neler yaparız, gidelim. Gideceğim abi. Serdar Dursun İngiltere'nin altını üstüne getiriyor. Oyarzabal'la aynı takımda oynayacağız. Gayet güzel olacak bu. Harbi efsane olacak. Ulan var ya, çok heyecanlandım. Bir anda çok heyecanlandım. Şu Riva'nın da gitmesi için şey yapalım. Herkes gitsin abi. Jorginho Kasımpaşa'ya gidiyor. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Bekle. Gitti mi Serdar? Gitti abi. Riva için teklif var. Onu da kabul edelim. Öyle kaçalım buradan. Hadi bakalım. Abi Liverpool'da bu ne biçim bir kadro lan? Ha, yedekler var diye. Salah 74'e falan düşmüş. Ya bana niye hazır kadro vermiyorsunuz elime? Şampiyon olan kadro bu mu ya? Serdar Dursun. Gel abi sen. Jota sen OFS'sin. SLK'da oynuyorsun. Oyarzabal sağ kanatta oynuyor. Tamam. Jota seni sol kanat koyalım. Stoperde Tomori, Stones diyor. Şöyle olsun. Diaz da var. Diaz 33 yaşına gelmiş. Sol bekte kim var abi? Milli takımlar yüzünden kadroyu da zor kuruyoruz şu anda. Tamam, şöyle yaptım. Orta sahada İliç var. Bellingham var. Vitinha var. İyi adamlar ha. İliç'i koyalım Vitinha yerine. İliç 29 yaşında. Defansif orta saha olarak da kimi koyabiliyoruz? Stoperde Romero da varmış lan. Ama defansif orta saha yok. Bu takım böyle oynamaz. Bu takım şunu oynar bu arada. Şöyle oynar abi bu takım. Bak şuraya bir tane daha MO buluruz abi. Ha, Paketa varmış MOO. Dur o zaman, şöyle oynar. Bu takım şu şekil oynar abi. Bak mis gibi mis. Görüyor musun manyaklığı? Jota orada olmadı ama. SLK'da olmadı. Az önce oluyordun. O zaman oynamazsın Jota'cığım yani. Senin yerine orada bir sürü aday var değil mi? Richarlison oynar. Oyan oynar. Bir sürü adam var orada. Kardeşim benim. Oyan oynasın. Bence takım iyi oldu. Zaten oyun otomatik daha iyi olan oyuncuları oynatacaktır. Şu Rivera kaç rating lan? 85 rating. Sağ bek ama biz onu sol bek oynatıyoruz. Olur bazen böyle şeyler. Bir de dur, bir dakika dur, içime bir şey sinmedi. İliç yerine Vitinha'yı koyacağım. Vitinha 30 yaşındaymış ama olsun, oynasın. Serdar Dursun bakalım burada ne yapacak? Eğer bu sezon Premier Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak önümüzdeki sezona geçip Ballon d'Or'a yine bakacağız. Son bir şansımızı deneyeceğiz. O yüzden buralar kritik. Sezon sonunda simüle edelim.
simüle edilirken hiç ekrana bakmadım. Şimdi çıkıyoruz. Ligde şampiyonluk gelmedi. Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Ne abi, nasıl böyle bir şey olabilir ya? Şampiyonlar Ligi. Abi Chelsea bizi yarı finalde elemiş. Arsenal'i, Atletico'yu falan eleyip gelmişiz. Grubumuzda Fenerbahçe varmış. Yani hayatın acı bir dersi oldu bu video ya. Gerçekten. Chelsea'den ayrıldık ve Chelsea bizden intikam aldı. Serdar Dursun'un hikayesi böyle oldu. Çok üzgünüm ya. 19 numarayı da verelim de yine de. Abi bu olmamalıydı. Bu videonun sonu böyle olmamalıydı. Bak Berisha da burada Arsenal'deymiş bu arada. Vay be. Ama üzüldüm abi, üzüldüm. Kravat da burada lan. Fener'de oynuyordu Kravat bak. O da Wolverhampton'a gitmiş. Oğlum demek bu kariyer bunda Fener'den ne oyuncu çıktı lan? Çok üzücü bir şey oldu ya. Bizim kalecimiz kimdi? Kaleciye hiç dikkat etmedim. Alisson 85. Arkadaşlar, büyük bir yıkılmışlıkla bu videoyu bitireceğiz maalesef. Burada Serdar Dursun'un son şöyle bir attığı gol sayısı 18'e 2. Gelişimini gösterelim. Değeri 177 milyon euro. 30 yaşında videoyu bitiriyoruz. Şöyle bir kendisine de bakın. Aa, ben bir de ekstra olarak şeye bakmak istiyorum. Berisha'nın reytingini merak ediyorum. Çünkü Serdar'dan fazlaydı. Acaba öyle mi hala? Mergin Berisha 33 yaşına gelmiş. 87 reytingi de bulmuş ha. Manyağa bak sen. Son olarak Serdar Dursun'a bir veda edin dostlar. Ekran karşısında Goat Dursun Aldo'ya veda etmenizi istiyorum. Görüşürüz Dursun Aldo. İyi ki videosunu çektik ama çok eğlendim ben. Özellikle attığı gol harikaydı. Şöyle bir gelişim planı deyip son istatistiklerini de gösterelim. 88 hız, 92 şut, 68 pas, 90 dribling, 33 defans ve 88 fizik gücü. Arkadaşlar şöyle kulaklığımızla bir çıkaralım, kulağım ağrıdı. Cidden ben bu videoyu çekerken eğlendim. Kerem Aktürkoğlu'nu çek diye çok yorum geliyor. Onu da çekeceğiz, merak etmeyin. Biraz daha büyük bir patlama yaşanmasını bekliyorum. Zamanında çekemedim. Şimdi şöyle bir Kerem bir maçta 3-4 gol atarsa hemen çekeceğim. O da aklımda yani, haberiniz olsun. Bir sürü takım için bir sürü içerik düşünüyoruz zaten. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki oyuncu kariyeri Rebit'te hangi oyuncuyu Rebit'leyelim yorumlara yazın. Ve sizce bu videoda Serdar Dursun başarılı oldu mu? Bunun da böyle bir iki cümle şeklinde yorumunu bekliyorum sizden. Gerçekten Serdar'ın böyle olsaydı kariyeri başarılı sayılır mıydı sizce? Yorumlara yazın. O zaman sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Arda Papazyan ailesi.